Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda son zamanlarda almış olduğum ürünleri göstermek istiyorum. Onunla başlayalım. Öncelikle önüme geleni göstereceğim. Offline'dan şu şekilde 100 kesesi aldım. Şu şekilde yüzümü gayet güzel temizleyeceğini düşünüyorum. Hiç denemedim. Böyle. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Sesim inanılmaz kötü geliyor olabilir. Gripim baya kötü. Konuşmakta da zorlanıyorum ama videoyu da ertelemek istemedim. O sebepten ötürü video çekiyorum. Sesim için de tekrardan kusura bakmayın. Offline'dan almış olduğum diğer bir ürün ise Mi by Melanix'in şu şekilde bir sabun aldım. Son olarak offline'dan almış olduğum diğer bir ürün ise blending brush, karıştırma fırçası. O da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kılları yumuşacık ve çok güzel iş göreceğini düşünüyorum. Bunu da 10 lira gibi bir fiyata aldım diye hatırlıyorum. Karıştırma fırçasına ihtiyacı olanlar var ise mutlaka baksın derim. Gerçekten güzel. Diğer bir almış olduğum ürün ise Flormar Primer. Pilik tanecikleri gibi. Şöyle sıkayım elime, göstereyim hemen. Bu renk, yüzünüzdeki renk eşitsizliğini de düzenler diye düşünüyorum. Çünkü içerisinde bulunan tanecikler rengarenk ve renk verir diye de düşünüyorum açıkçası. Gayet güzel bir primer. Diğer bir ürünümüz ise yaklaşık 2-3 sene önce kullanmış olduğum Rimmel London'ın Stay Matte pudrası. Bundan kullanmıştım, bitirmiştim ve sonrasında MAC'in transparan pudrasını almıştım. Ama ikisinin de aynı işi gördüğünü düşünüyorum. Fiyat açısından bakarsanız tabii ki MAC çok daha yüksek fiyatlı. Ama Rimmel daha uygun fiyatlı, bütçe dostu diyebilirim. O yüzden tekrardan Rimmel London'ın Stay Matte pudrasını tercih ettim. Bendeki rengi 001 transparan pudrası. Şu şekilde Lush'ın takma kirpiğini aldım. Double Volume Edition 40 bendeki. 2 kat yoğun hacim veren 40 diyor. Naskita'nın Makeup Brush makyaj fırçasını aldım. Bunun kodu var mı? Hemen bakıyorum. Bunu 35 liraya almışım. 157. Çok amaçlı olarak geçiyor. Bunu gerçekten çok amaçlı kullanabileceğiniz tarzda bir fırça. Göz altlarını sabitlemek için kullanabilirsiniz. Kontür yapmak için kullanabilirsiniz. Allık sürmek için kullanabilirsiniz. Primer'ını sürdükten sonra pudrayla sabitlemek için kullanabilirsiniz. Gözaltı kapatıcınızı bununla uygulayabilirsiniz. Ya da yüzünüzde kapatmak istediğiniz yerleri yine aynı şekilde bu fırçayla uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok amaçlı bir fırça. Naskita 157. Boyner'den almış olduğum şu şekilde Bubble Cosmetics diye geçiyor. Herhalde o şekilde okunuyor. Hemen bunu da açalım. Bunun bir özelliği dudak dolgunlaştırması. Hiç kullanmadım. Gerçekten işe yarar mı? Açıkçası bilmiyorum. Lip Bubble Mat. Şu şekilde bir rengi var. Numarası bendeki rengi 1. Hemen açalım ve rengine bakalım. Bunu ne kadar aldım? Hatırlamıyorum ama
30-40 arası bir fiyatı vardı gibi geliyor. Şu şekilde rengi var. Pardon, bendeki numarası No 1 Candy. Şöyle bir rengi var. Kamerada ne kadar rengini gösteriyor bilmiyorum ama gerçekten güzel nude pembe arası bir renk. Diğer bir ürünüm Wet n Wild'ın highlighter brush diye geçti. Highlighter fırçası. Az önce Naskita'da söylemiş olduğum gibi bence bu da çok amaçlı bir fırça. Dediğim gibi bununla gözaltı kapatıcısını sabitlemede, gözaltı kapatıcısını uygulamakta, kontür yapmakta, highlighter sürmekte kullanabileceğiniz bir fırça. Bunun da şu an fiyatını hatırlamıyorum ama bunun da yapısı çok güzel, yumuşacık kılları var. Wet n Wild P75 bendeki. Bir diğer fırçam ise Real Techniques'e ait. B04 Soft Shadow Brush diye geçiyor. Bu da bir blending brush, yani karıştırma fırçası. Naskita'nın fırçalarını seviyorum. Pardon, Naskita diyorum. Real Techniques'in fırçalarını seviyorum. Bende epey bir fırçası var. Bunlar zaten çok olmadı çıkalı. Almak istedim ama şu an açamıyorum. Şöyle bir karıştırma fırçası. Bunu zaten kullananlar bilir. Gerçekten çok güzel karıştırma yaptırdı. Karıştırma yaptığı söyleniyor. Orflame'dan One Eyeliner Jumbo kalemini aldım. Primer'ın üstüne sürdüğüm için bulanık oldu. Şu şekilde o da. Bunu kullandım. Gerçekten yoğun siyahlık veriyor ve akma bulaşma hiçbir şekilde yapmıyor. Neutrogena'nın şu şekilde hidrojel arındırıcı maskesini aldım. Deniz yosunu özlü. Bunları genelde kullanıyorum. Farklı alternatiflerini de alıyorum. Ve genel olarak memnunum. Bu da Rimmel London'ın Wonderful maskarası. Normalde benim şu an kullanmış olduğum elimdeki rimel Maybelline Big Shot rimeli. Ama hiç memnun kalmadım. Bence facia bir rimel. O rimeli kullandığım süre içerisinde kirpiklerim tek tek koptu diyebilirim. Ve inanılmaz yapıştırıyor. Yani benim için gerçekten çok kötü bir rimeldi. Farklı bir rimel alacaktım. Oradaki görevli arkadaşlarımızdan bir tanesi bana bu rimeli önerdi. Fiyat olarak hem uygun olduğunu hem de gerçekten çok iyi olduğunu söyledi. Bunu tercih ettim. Kullanmadım. Nasıl bir etki verir bilmiyorum. Fırçası da şu şekilde. Bim mağazasının, ya Bim Market mi diyeyim? Evet, Bim Market'ten almış olduğum Natural Love LED ışıklı makyaj aynası. 16 adet LED ışık, 180 derece döner ayna başlığı, dokunmatik açma kapama düğmesi, aksesuar tepsisi. Bunu Bim'den aldım. Normalde makyaj aynam vardı ama bunun ışıklı olması özellikle dikkatimi çekti. Çok merak ettiğim için aldığım gibi hemen pillerini takıp denedim ve gerçekten iş görüyor. Şu şekilde pil takma yeri var. Buraya 4 tane pil takıyorsunuz. Bunlar kalem pil değil, ne pil diye geçiyor şu an hatırlayamadım. Bunu taktıktan sonra şurada açma kapama tuşu var. Burada da şöyle aksesuar tepsisi var. Bunu takalım. Şöyle. Şöyle yapayım biraz. Burada da açma kapama dokunmatik olarak tuşumuz var. Pardon, arkasını açmadık.
arkadan açma kapama tuşuna basıyorum ve buraya dokunuyorum. Bu şekilde bir ayna. Ben çok beğendim. Fiyatı da 34 lira gibi bir fiyatı vardı. Gayet güzel. Benim göstermek istediğim ürünler bunlardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan beni takip etmek isterseniz cchome yazıp takip edebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.